yenilebilir zaten dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yani böyle bir taahhütname olması bile bizim tahminlerimize göre 2030'a kadar yenilebilir enerji 2 mislinden fazla büyüyecek. 100'ün üzerinde ülke bununla anlaştı. Birkaç ülke kaldı. Ben tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde bu ülkeler de büyük bir ihtimalle buna imza atacaklardır. İkincisi de enerji verimliliği konusunda. Enerji verimliliği konusunda enerji verimliliği çabalarını ikiye çıkartmak konusunda da güzel ülkeler arasında bir uzlaşma oluyor. Ben her ikisinin de toplantılar biterken yani aralığın ortasına geldiğimiz zaman sonuç metinde yer alabileceğini düşünüyorum. Ama bunun dışında tabii başka olması gereken şartlar var. Bu COP28'in başarılı olarak nitelendirilmesi için. Bunlardan bir tanesi de gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji teknolojilerine için finansman sağlanması. Umuyorum bu konudaki bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Özellikle zengin ülkeler ve uluslararası finans organizasyonları, Dünya Bankası gibi, IMF gibi bunlar gerekli önlemleri alırlar. Dünyada çok fazla para var. Yani dünyada bir sermaye azlığı diye bir sorun değil. Sorun bu mevcut sermayenin temiz enerji teknolojilerine kanalize edilmesi. Bunun için de hükümetlerin temiz enerji yatırımlarını yatırımcı için ilginç hale getirmesi lazım. Bunu yapan ülkeler var ve çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. O bakımdan ben yani sermaye meselesinin başlı başına bir sorun olacağını düşünmüyorum. Önemli olan hükümetlerin bunu ciddiye alıp yatırım şartlarını güzel bir şekilde dizayn etmeleri. Şu andaki yatırımların yaklaşık %50 kadar artması gerekiyor ki bu olmayacak bir şey değil. Geçmiş yıllarda gördük. Mesela Paris'teki iklim zirvesinde 2015'ten şu andaki iklim zirvesine 2023'te temiz enerji yatırımı neredeyse %100 arttı. Biz %50 de artması gerektiğini düşünüyoruz yenilenebilir enerjideki hedefe ulaşmak için. Dünya yenilenebilir enerji artırsa da, enerji verimliliğini daha da hızlandırsa da eğer fosil yakıtları yani kömürü, petrol ve doğalgazı aynı şunki seviyede aynı seviyede kullanırsak iklim hedeflerine ulaşamayız. O bakımdan iki türlü kararmak lazım. Bir tanesi yenilebilir, yani iyi olan şeyleri yükseltmek, hızlandırmak. Bir de kötü olduğunu düşündüğümüz fosil yakıtları da düşürmek. Bu iki şeyi bir tanesi bu. İkincisi de demin söylediğim gelişmekte olan özellikle yoksul ülkelerin temiz enerji teknolojisine yatırımına ulaşması için gerekli finansal mekanizmaların kurulması. Bu ikisini en önemli şart olarak görüyorum.